En az ve en çok elemana sahip denklik bağıntısı bulma formülleri bu videomuzda bir kümede tanımlanabilecek bir bağıntı için denklik bağıntısı olması durumunda en az kaç elemana sahip olabilir veya en çok kaç elemana sahip olabilir nasıl belirleriz onlara bakacağız Öncelikle bir küme düşünelim esa en elemana sahip bir küme olsun bunda tanımlanabilecek toplam bağıntı sayısı. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız üzere 2 üzeri n karedir. Burada bizim derdimiz denklik bağıntısının en az kaç elemandan oluşabileceğini ve en çok kaç elemandan oluşabileceğini belirlemek. Denklik bağıntısı olma şartlarımızı bir hatırlayacak olursak. Denklik bağıntısı 3 bağıntı özelliğini sağlaması gerekiyor. 1 yansıma özelliği. Yani bağıntının yansıma yansıyan olması lazım. İkincisi simetriklik özelliğini göstermesi lazım. Üçüncüsü de geçişme özelliğini göstermesi lazım. Bu üç özelliği gösteren bağıntıya biz denklik bağıntısı diyoruz. Bir denklik bağıntısı yani bu üç özelliği aynı anda sağlayan bir bağıntının alabileceği en az eleman o kümede kaç eleman varsa bağıntı kaç elemanla bir kümede tanımlandıysa onun eleman sayısı kadardır. En az elemana sahip elemana sahip denklik bağıntısı n elemandan oluşur. Yani tanımlanan kümenin eleman sayısıdır. Ya yani, bu da tamamen AA'lardan oluşur. Yani bir örnek verelim. Mesela 1 2 3 kümesinde tanımladıysak bu kümede tanımlı bir bağıntının denklik bağıntısı olabilmesi durumunda en az elemana sahip olduğu durum sadece 1 1 2 2 ve 3 3'ten oluşan bu bağıntıdır. En az elemana sahip olan bağıntı her zaman için budur. Şimdi en çok elemana sahip bağıntıya geldiğimizde En çok elemana sahip denklik bağıntısı Bu da en kare elemanlıdır. Şimdi burada çok detaylı nedenlerine girmeyeceğim. Örneksel bir düzen üzerinden bakmak gerekiyor. Bu en karenin içinde 1, 1, 2, 2, 3, 3 olacak. Ters simetrikliği değil de simetrikliği sağlaması için ekstradan elemanlar ekleyeceğiz. İlerledikçe ters simetrikliği ve geçişmeyi bozmamayı hedeflememiz lazım. İşte bu hedeflemeleri gerçekleştirirken bu denklik bağıntısının maksimum en kare elemanlı olması durumunda üçünü ancak sağlayabildiği gözüküyor. Dediğim gibi belki ilerleyen zamanda ispatı üzerine bir çalışma olan video gelir. Basit bir soru yapıp bu videomuzu noktalayalım. Bizim burada odaklanacağımız bunların şimdilik formülleri. 8 elemanlı bir kümede tanımlanabilecek Denklik bağıntısı. En az ve en çok kaç elemandan oluşabilir? İşte bu şekilde bir soru geldiği zaman en az direkt 8 eleman ve bu 8 elemanlı kümeyi yazın derlerse işte bu kümedeki bütün elemanlar sadece ağlardan oluşur. En çok bu kümedeki eleman sayısının karesi 64 elemandan oluşabilir. Denklik bağıntımız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.